Muhafazakar dediğimiz kitle, onlar kimlerse, iktidara aç bir kitleydi. İktidar hasretiyle yanıp tutuşan ve bu hasreti farklı odaklarda, farklı yerlerle ilişki kurarak gidermeye çalışan ama hep ona ulaşmak için elindeki, avucundaki ne varsa seferber eden, tüm bilgi birikimini iktidar için harcayan, tüm enerjisini iktidara ulaşmak için harcayan, bunun için adını dava koyan, bunun adını maksat koyan, menzil koyan, bunun adını inanç koyan, din koyan, iman koyan, bunun adını cennet koyan vesaire bir yolculuktu bu. Ve iktidara kavuşunca tüm ideallerini maalesef yitirdi. Ve bir sıva gibi, dökük bir sıva gibi döküldü. Onun için altından da maalesef insanın gerçekliği çıktı. Yani aslında muhafazakarlar dediğimiz o kitle pek de diğerlerinden farklı değilmiş. Karşı çıktıklarından farklı değilmiş. Hatta dün karşı çıktıklarını 10 katıyla bugün yapabiliyorlarmış. Bu gözüktü. Ama ben öncelikle bu kitlenin muhafazakar olarak tanımlanmasını doğru buluyorum. Fakat muhafazakarlığın İslam'la bağdaştırılmasını %100 yanlış buluyorum. İslam'ın kendisi bir statükoya karşı çıkarak var oldu. Dolayısıyla Peygamber'in mesajı, Kur'an'ın mesajı aslında muhafazakarlıkla savaşan, onu alt eden, onunla mücadele eden bir misyondu.